varlık aleminin efendisi. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehli beytine ve kıyamete de ona ümmet olacak olanlara salat ve selam olsun. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürümüz Sayın Erdem Tunç Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Başsavcım, Sayın Belediye Başkanım, Rektör Yardımcım, kıymetli müdürlerimiz, sivil toplum örgütlerinin kıymetli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler ve geleceğimizin teminatı sevgili gençler, hepinizi şahsım ve kurumum adına en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüksek öğrenimde okullaşma oranının artmasıyla birlikte KYK olarak hemen hemen her evden bir öğrenci veya öğrenciyle toplumun her kesiminde diyalog halinde olan bir kurum haline gelmiş durumdayız. Sivas'ta yüksek öğrenim tahsili için gelen gençlere 15 bin yatak kapasiteli olan yurtlarımızda hizmet vermekteyiz. Bize emanet edilen gençlerimizi milli ve manevi değerlere saygılı, vatanlar ve milletine sevdalı, erdemli ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlamak için büyük bir gayret sarf etmekteyiz. Bunun için yurtlarımızda sosyal, kültürel faaliyetler, kurslar, atölye çalışmaları, konferanslar, paneller, seminerler organize etmekteyiz. Kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla değerler eğitimi, klasik Türk İslam sanatları, edebiyat, şiir, mizah, spor ve becerilerini artırmaya yönelik sanatsal birçok atölye çalışmalarını gençlerimizle buluşturuyoruz. Bu hümmetiyle KYK artık sadece barınma ve beslenme hizmeti veren bir kurum değil, bir eğitim yuvası ve adeta ikinci bir üniversite olmuştur. Aziz misafirler, değişen dönüşen KYK'nın yeni yüzü ve dopdolu bir programla bir kez daha karşınızdayız. Bu öğretim yılının ikinci salon programında Başbakanlık Başdanışmanı Sayın Doktor Necdet Subaşı'nın hoş sohbetiyle yaratılış gayemizi ve sanatçı Aykut Kuşbeyen mezgileriyle 90'lı yılların heyecanı ve nostaljisini tekrar yaşayarak doyumsuz bir akşam geçireceğiz. Ben de sizi konuklarınıza bırakmadan önce programımıza uzaktan yakından teşrif eden sayın değerli misafirlerimize, salonu bize tahsis eden sayın rektörümüze ve programın hazırlanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Mesut Uçakan'ın yaptığı Ölümsüz Karanfiller adlı filmde oyuncu olarak rol almasının yanı sıra
kanalı yapan sanatçı yüzlerce öğrenci mezun etti. Halen TRT Müzik kanalında Bir Ezgi Bir Yaşamak adında program yapmaktadır. 30 yıldan bu yana yurdumuzun değişik yerlerinde ve yurt dışında sayısız konserler veren sanatçı albüm ve sahne çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi sizleri sabırsızlıkla beklediğiniz 90'lı yıllarda idealist ve bilinçli bir gençliğin yetişmesine marşlarıyla, ezgileriyle, idealleriyle katkıda bulunan sanatçımız, aynı zamanda programımızın moderatörü olan Aykut Kuşkaya ile başlaşalım.
temsilcilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve sadece dağıyla, taşıyla, halasıyla, suyuyla, o güzel bir doğal kokusuyla, tarihiyle, kültürüyle değil, bizim için sevdiğimiz adamlarla da çok güzel. Mesela aşığımızla, veselimizle, o hani dünyayı gözleriyle değil belki ama ta gönlünden, buradan gören aşık veselimizle. Yine dünyaya dertli gelmiş, dertli geçmiş ve şehit olmuş. Adam gibi adam, Muhsin Yazıcıoğlu'ya. İşte sizler gibi yüreği mert, sözü dik, duruşu dik, yiğit Sivaslı sevgili kardeşlerim, dostlarım, sevgili gençler. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Kredi Büyükler Kurumu Genel Merkez tarafından tasarlanan ve Sivas İl Müdürlüğü'nce bize ev sahipliği yapacak şekilde gerçekleştirilen bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha sizlerle birlikte olmak benim için şereftir, onurdur. Programda emeği geçen herkese Erdoğan Atunç Başkanımızın sayesinde olduğu için onun şahsına teşekkürlerimizi sunalım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve sonra elbette sizler, sizin için zor bir dönem biliyorum. Paylaşımlarınızdan anladığım kadarıyla tam da biz haftasının ortasındayız. Her tarafta zaten nereye gitse karıların gençler ders çalışıyor değil mi usta? Zor bir dönemdesiniz. Eminim yapacak pek çok şeyiniz varken burada bir iki saatliğine de olsa bizlerle bulunmayı tercih ettiniz. Şimdiden tekrar ve tekrar ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık, alkışlayan ellerinize sağlık, bağırlarınıza sağlık. Annem babam uçurdu, ben de göz yaşımda.
bir dost buldum. Fırtına rüzgarı sanalardan kurtuldum. İçimdeki bu duygu savaşı. Ateşten sözlerim var, söylesem siyaha. Susam, sakı tutsam beni yara. Bulanmış yanlara yazılmış gizli laflar. Sordum kendime nereye kadar. Bu kavramı çok değişik bağlamlarda kullanıyoruz. Bu kavramda
kavram çok kullanışlı bir kavram aslında. Fıtratı bozuk dediğimizde bir atıfta bulunuyoruz. Bir suçlamada, değerlendirmede bulunuyoruz. Biraz ileri gidiyoruz aslında. Çünkü insanın fıtratı falan çıkması olmaz. Fıtrat sağlam olur. Fakat çevresel etkenlerin gücünü çok ciddi anlamda fark ediyoruz. Aslında fıtrat üzerine konuştuğumuzda bu kadar mükemmel, bu kadar istisnai, bu kadar özel yaratılmış bir insana ne oldu da bu hallere geldi diye başta kendimiz olmak üzere bunu bu hale getiren herkesle ilgili bir eleştiri üretiyoruz. Yani daralıyoruz, bunalıyoruz, sıkışıyoruz. Böyle olmamalı diyoruz. Bu işlerin böyle gitmesini beklemiyorduk diyoruz. Çok özel şartlarda büyütüyoruz, çok özel şartlarda geliştiriyoruz. Varlığımızı, her şeyimizi veda ediyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki elimizin altında büyüyen çocuk sonra bizim karşımızda bir şey oluyor. Veya biz benzer şartlarda bizim üreten, bizi besleyen, geliştiren yapıların karşısında konumlanmaya uğruyoruz. Dolayısıyla özümüzle şimdiki gerçekliğimiz arasında zaman zaman bir uçurumun oluştuğunu fark ettiğimizde ister istemez ne olur sorusunu sormaya başlıyoruz ve fıtrat biraz geriye doğru iyiye, temize, doğruya erişmek için bir kaynak, menba, temiz su gibi bir şey oluyor. Şimdiki durumumuz da ondan uzaklaşma, onlara mesafe koyma, onunla yüz yüze gelememe durumu gibi bir şey. Bir kopuş gibi. Evet, aslında öyle bir şey oluyor. İlk doğuş, ilk yaratılış bize kodlanmış o değerler, bizim üzerinde içkin olan ne kadar bize hasletler varsa bunların bölümünü terk etmiş, çarçur etmiş, yolda bırakmış, kullanılmaz bir hale getirmiş oluruz. Dolayısıyla yakınmamız ondan ne olursa aslında her insandaki belki ileride konuşacağız ama kendi vicdanı üzerinden, kendi hikayesi üzerinden şu soruyu sorması gerekiyor. Kendi özümle bana teslim edilmiş ya, kalbim veya da teslim edilmiş o varlık özüyle aramda ne gibi bir kopuş var, ben nereden nereye geldim diye zor bir sorudur. Cevaplarını kaldırmak kolay değildir. Bu cevapları aldığımızda toparlanmak da öyle her iyidir. Yapabileceği bir şey değildir. Fakat her halükarda sormak iyidir. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz diye. Bugün içinden geçtiğimiz süreçlerde ben bu tartışmayı felsefi ya da kelami, teolojik bir alana çekmek istemem. Hatta sıkıcı da olabilir. Ama şu bir gerçek. Ya biz bu kadar kötü değildik yani. Bu kadar kendimizde kavgalı değildik. Kendimize baktığımızda içimizde bir ses bizi sürekli doğruya, iyiye yöneltiyordu. O sesi yavaş yavaş kaybediyoruz sanki. Hani eskiden kalbinden sor falan derlerdi. Şimdi biraz yani ona ya soramıyoruz ya da yüzümüz mü yok? Bir tuhaflık var, onu konuşuyoruz aslında bu akşam. Elbette bu şeye gibidir üstad. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Şerifindeki gibi yani sizden biriniz bir kötülük yaptığı zaman kalbinde bir siyah nokta belirir. Aynı cümle yaptığı zaman siyah nokta olur. Tekrar tekrar artık iyice kararmış bir kalp vardır ve artık o kalp bundan pişmanlık da duymaz. Bozulma böyle bir şey herhalde ya da fıtrattan kopuş. Yani ilk hata ya da işte bariz bir günah olduğu zaman vicdan dediğim şey bizi uyarıyor aslında. Burada bir rahatsızlık, bir hoşnutsuzluk meydana geliyor. Ama aynı hatalara devam ettikçe ya da bundan dönmedikçe, tevbe etmedikçe, literatürün tabiriyle fıtrattan kopuş sürekli gidiyor herhalde. Yani Aykut Hocam, bir Müslüman olarak çok şanslı olduğumuz şeyler var. Çok kendimizi mutlu hissetmemiz gereken şeyler var. Bir kere başkasının günahıyla doğmuyoruz ya, bu müthiş bir şey. Sülalemizin, kabilemizin, kendimize ait hissettiğimiz etnik milliyetin hikayesinde doğmuyoruz. Bu hikayeler bize yapışan şey sosyolojik gerçek. Aslında biz doğduğumuzda eğer Allah'la aramızda bir misaktan, bir sözleşmeden söz ediyorsak biz bir ufak doğuyoruz. Hakikaten günahsız, masum. Ne bizden öncekilerin günahını taşıyoruz, ne bizden sonra. Yani inanılmaz bir şey bu. Böyle sanırım ki topluma düşen göre bu tertemiz olarak doğan insanı o saflığında korumayı başarmak. O saflığı da büyütmek, geliştirmek ve topluma katmak. Bu konularda başarılı olmadığımızı söylemem lazım. Çünkü içimizden katiller çıkıyor. İçimizden hainler çıkıyor. İçimizden ya bu da insan mı falan diyebileceğimiz şeyler çıkıyor. Tek tek örnekler vererek hayatı karartmak
istemem ama hakikaten insan tekinin bazen ne kadar çok azabildiğini, nasıl yoldan çıkabildiğini, o fıtratıyla nasıl arasında büyük engeller koyduğunu gördüğümüzde ne yapacağımızı şaşırıyorum. Ama ben de biraz da sosyal bilimci olmanın avantajıyla konuşmak istedim. Tüm bunları da biz yapıyoruz. Çünkü hadis-i şerif tam da bunu söylüyor bize. Yani her insan İslam fıtratı üzerinde doğar ama onun etrafındaki ailesi, çevresi, sosyal çevresi Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar. O dönemin şartlarında üç tane sembolik dinden bahsediyor. Bunu siz çoğaltabilirsiniz, başka şeyleri de ekleyebilirsiniz. Ama ben buradan şunu anlıyorum. İnsan hakikate açık bir şekilde yaratılıyor. Hakikatin her formuna kendini açacak, ona erişebilecek, onunla bir ilişki kurma kapasitesine, potansiyeline sahip olarak, bir cevher olarak yaratılıyor. Ondan sonraki iş hem kendine hem de sosyal çevresine düşüyor. Yani doğdun, hadi gözün aydın, Müslümansın ve bundan sonra senin fıtratına hiç kimse müdahale etmez. O zaman irade dediğimiz şey, insanın kendi iradesini kullanarak tercihte bulunması buharlaşıyor. Böyle bir şey yok. Yani eğer hayatta sorumluluklarımızın nereye oturduğunu bir ben olarak kendi kişiliğimin nelerden sorumlu, nelerden sorumsuz olduğunu anlayabilmek için bir kere irade kelimesinin sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi lazım. Benim bir iradem var. Hayatta ne yaptıysam benim tercihlerim sonuçtur. Neyi reddettiysem bu benim iradem nedir? Neyi kabullendiysem bu iradenin sonucudur. Dolayısıyla iyiliklerin ve sevapların sahibinin günahların ve küstahlıkların da sahibidir. Böyle olunca o zaman fıtrat mı oluyor diye bir soru karşımıza geliyor. Fıtrat tam da işte bizi her zaman iyiye, doğruya, güzele Müslümanlarla İslam demek ne istiyor sadece görmezler. Ben de aynı şeyi söylemekten büyük bir şey yapıyorum. Ona açık bir kapısı olan, ona gitmekte zorlanmayan bir bünye yaratılıyor. Ama öyle oluyor ki hayat içinde İçinden geçtiğiniz süreçler, yaşadığınız tecrübeler, deneyimler o kapıyı kapatabiliyor. O kapı size hiç açılmayabiliyor. Ya da siz kendi azgınlıklarınızla, kendi şişkinliklerinizle, egonuzla, kibrinizle o kapının açılmasına bizzat kendiniz engel oluyorsunuz. Hemen her şeyi bırakıp varlığımızın ilk kodlarına geri dönmek, bu sosyologlar, antropologlar, ideolojik referans setleri bize bu konularda çok güzel şeyler söyleyebilir. Ama o formu sürdürmek, o formları tazelemek, yenilemek gerçekten insanlık için, kendimiz için çok değerli bir atıf, çok değerli bir adım olacak. Ben Allah'ın kendi nurundan yarattığı, Allah'ın kendi kelimeleriyle ödüllendirdiği, esmasıyla ödüllendirdiği insanın bunları sürekli hatırlayarak, hatırlayıcı alanları sürekli devrede tutarak kendinden bir, kendiyle bir yüzleşme, kendiyle bir hesaplaşma sürecine girmesini sadece kendisi için değil valla, hepimiz için çok güzel bir bütün bir insanlık olarak aslında. Ne demek yani? İnsanın kendinde daha iyiye, daha doğru olana erişme kaygısı duyması ve bu amaçla da arınması, bundan kim kazanır? Anneler kazanır bir kere. Çocuklarını yeniden görürler. Onları artık özlemezler. O çocuklar artık annelerin çocuklar. Babalar çok mutlu olur. Evlatlar çok mutlu olur. Çünkü karşılarında gerçekten sağlam, sahih, sahici bir insanla karşılaşırlar. Bu bozuldu yalnız. Yani üzülerek söylüyorum. Bunu bozan etkene gelmek istiyorum hocam ben de. Şimdi fıtrat dediğimiz şey Allah'ın yaratanımızın bizi tertemiz yaratılış modeli, bir kod. Ve her yapılamada aslında bize referans noktası, niyet noktası, kendimizi doğru olmamız, düzeltmemiz açısından. Bu anlamda insana kasteden her şey, her bozulma, her kötülük aynı zamanda fıtrata da müdahale ediyor olmalı. Şimdi Aykut Hocam, aslında insan hangi dünyaya doğuyor diye sizin 90'larda mutlaka içine doğduğunuz bir soru dünyası var. O şarkıları da onun için de yazdım zaten. Evet. Yani biz hangi dünyada yaşıyoruz diye çok yaratıcı bir soru var. Bunu da hatırlarsın. Bir dönem çok kasık kavurmuş dediğimiz. Ama biz öğrenmeyi önemsedik. Yaşamayı tek fazla ciddiye aldık. Yani sorularla karşılaşmayı çok değerli bulduk. Ama o soruların gerektirdiği bir kişiliği inşa etmekte biraz
geciktik. Herhalde eğer etrafınızda tuhaf giden şeyler varsa bunlardan sorumlu kendinizi dışarı tutamayız. Yani öyle bir varlık adetliğine sahibiz ki her şeyden sorumluyuz. Özellikle değil, her şeyden yaşarken oldu ve buna tanıklık etmek zorundasınız. Şimdi geriye doğru gittiğinizde açık konuşmak gerekirse fıtrata uygun bir şekilde yaratılmış çok özel eşleri mahlukat dediniz. Böyle bir varlık nasıl oluyor da oldukça karmaşık süreçlerde içinde tanınmaz bir hale geliyor. Yani muhataplar dünyasını konuşmak gerekir. Muhataplar dünyasının birincisi ve belki de en asıl olanı aile. Bir ailenin içine doğuyoruz. İlk halka tabii. İlk halka aile. Aile kendi değerlerini belki de çok ciddi pedagojik kaygılar demek size kopyalıyor, yapıştırıyor. Siz onunla bir şekilde şekilleniyorsunuz. Onun kavga ediş için, onun sabır için, onun anlayışı, algıda için size de ulaşıyor. Yani bizim her birimizde biraz babamız, biraz annemiz, biraz halamızın davranışları var. Sıvalıklar çok iyi bilirler ve sürekli de insanın kendini inşa etme süreçleri için aileden başlıyor. Bir genetik tarafı var. Bir kalıtsal tarafı da var. Kalıtsal tarafı var. Sadece huy olarak değil. Tabii ki çocuklar şundan çıkmış. Anlamak da var. Yani. Evet tabii. Hepimiz onlar da var. Aileden sonra bir de şimdi çok kaybolmuş gibi görünüyor ama mahalle var. Mahalle sizi aslında gelenekle bağlıyor, gelenekle ilişkilendiriyor. Sizin dünyanızdaki en ciddi tercihler aile ve mahalleyle birlikte şekilleniyor. Davranışlarınızın temel kodlarını orada kazanıyor. Peki Üstad, 2017 Türkiye'sinde özellikle yani Anadolu için büyük şehirler ölçeğinde konuşursak daha çok yer alınacak gibi mahalle diye bir şey yok artık. Yani ben 30 sene önce yaşadığım için yaşım çocuklarımı anlattığım zaman baba diyorlar sen 200 yaşında falan mısın? O kadar uzak ki. Şimdi o mahallenin yerine almış olan bir şey olması gerekiyor. Hayat boşluk kabul etmiyor. Bir şey yok. İkram olacak o mahalle dediğimiz şey. Neydi mesela sosyal mesela? Ya, karamsarlar bir şey diyorsun. Oradan dersek üzücü şeyler söylemek isterim. Mesela misafirliğe gidiyorsunuz, zaten misafirlik dediğiniz şey evin en büyüklerini görmek oluyor. Çocuklara falan eğer aile biraz size karşı daha saygılıysa bir tören geçtiği gibi çocuklar içeriye hızlı hızlı giriyorlar. Tokalaşmayı da biliyorlar aslında, el öpmeyi de biliyorlar. Böyle hızlı hızlı tören seremonisi içerisinde çekip gidiyorlar. Sizin onlarla bir ismimiz olmuyor. Bu çocuklar için sabah yani aile var, aile her birinin cep telefonu, her birinin sosyal ağ dünyası, işte Instagram var, Twitter vesairesi var. Zaten bunlar mutluluğu orada bulmak durumundalar. Çocuk için ne var hayatta? Çocuk için balkon var, sabah okula götürecek servis aracı var. Okullar, okulda muhtemelen o steril konaklarda yaşıyorlarsa, okulda muhtemelen steril bir okuldur, birçoksuz. Böyle İstese de hastalanamayacağı bir yer. Fanos gibi bir şey mi diyeceğim? Fanos gibi. Bu çocuk, bazen bu çocuklarla falan oturduğunuz zaman büyük adam gibi konuşuyorlar. Sizinle eşittir bir dünyasında konuşuyorlar. Siz hayranınızı izleyemiyorsunuz. Şimdi çocuklar harika diyorsunuz. Aziz nesil dediğim gibi ama öyle değil aslında. O çocuk, çocukluğun 10 yıl, 20 yıl içerisinde bizimle karşılaşmaya çalışıyor. Bize yetişmeye çalışıyor. Bu tuhaf bir şey. Kendi çocuklarımızla benzer durumda olduğu için kendi üzerinden konuşmak daha doğru olur. Bu düzelir herhalde. Yani insanlık, bizim yaşam biçimimiz, atlasımız bunu kaldırmaya çok fazla hazır değil. Şimdi o şeyi sayıyorum. Mahalle bir etki alanı. Sonra biz öğrenci arkadaşlarımı çok iyi kavrayacağını düşünüyorum. Aslında çok kalıcı bir tercihe o paradigma dedikleri şeyle beraber rastlıyoruz. Paradigmanın taşıyıcısı okul oluyor. Siz okula gittiğinizde okul size müfredatla, eğitim müfredatıyla nasıl bir vatandaş yetiştirecekse devlet, onun insan yetiştirme düzenli parametreleri neyse siz teslim alıyor ve siz okul sisteminden çıktığınızda sözüm ona sağcısınız, solcusunuz, liberalsiniz, Atatürkçüsünüz, İslamcısınız, şucusunuz, bülüsünüz ama aslında bir paradigmanın içinde bir tarafa sıkışmış durumdasınız. Bunu bize okul yapıyor. Okul yapıyor ve zaten babanız, anneniz de o sistematikten geçtiği için sizin bu
sarmalı, açmanız, aşmanız, bunun içinden çıkıp bir dakika ya falan dediniz, çok zor oluyor. Hele bir de bu çevresel şartlar sizi bozmaya eğilimli. Mesela şimdi çok konuşuyoruz ya şu sekülerleşme falan, çok konuştuğumuz şey. Sizi böyle hayatın anlamından uzaklaştıracak meşgalelerle uyabiliyorsa, siz hadi benim yaşıma geldiğinizde fark ediyorsunuz. Ya ölüm var, Allah var, hayatın bir anlamı var, birini var. Fakat tam da o noktada, tam da o virajda toparlanmak ancak sağlam bir dost eviyle, sağlam bir nefeste, sağlam bir iç geçirişle, sağlam bir hesaplaşmayla mümkün olabilir. Türkiye'de bunun geciktiğini fark ediyorum. Yani Türkiye'de bu işin çok geciktiğini fark ediyorum. Eskiden gençlik bu konularda duyarlılık çok önemli bir eşitti. Fakat onları da oyalayacak, atlatacak, kendi yaşlarının mutlaka karşı karşıya olması gereken soruları bastıracak o kadar çok meşgale verdik ki, onlar da gerçeklikle yüzleştiği zaman bir kuşak önce bize nasıl geçmiş olsun dedilerse, onlara da geçmiş olsun diyor. Onun için belki böyle biraz bilgiç, biraz tepeden konuşuyorum, bunun farkındayım ama başka nasıl konuşulabilir? Her durumda, her durumda tam da şu eşiğin ağzındayken bir dakika falan diye soracak, uyaracak elçilere ihtiyaç var. Muhabbet edecek dostlara ihtiyaç var. Yani eskileri bir türküyle uyandırır mısın? Eskileri bir türküyle ağlatır mı diyorsunuz? İşte ağlama çok derin, çok çok ağır şeyler gerektiriyor ağlayabilmek için. Eskiden mesela annemden babamdan bilirim. Yani bir Erzurum türküsü dinlese, yani o türkünün ne söylenişinde, ne içeriğinde, ne cümlelerde belki hiçbir şey yok. Yani belki de hiçbir şey yok derken sana saygısızlık etmek istemem ama annemle başlar ağlamaya. Hemen ağlar. Ağladığında geleneğe bağlanır anında. Ağladığında coğrafyaya bağlanır. Ağladığında kaynaklarına bağlanır. Yani Yahya Kemal Uşak demiş yani. İşte İstanbul'un nüfusu kaç falan demişler Yahya Kemal'e. 1 milyon. Olur mu ya o zaman? 1 milyon olur mu? Biz ömürlerimizde yaşarız. Şimdi bu bağı koparıyoruz. Hayatımızdan onlar çıkıyor. Ölüler çünkü hatırladığımızda tadımız kaçıyor. Ölüler yok. Temiz yüzlü insanlar da yok. Çünkü onlar bize daha sağlam, daha mazlum bir yaşam öneriyorlar. Ya biz çıldırırız, çılgın olmak istiyoruz. O da yok. Ne kaldı geriye? Unutmak için, bastırmak için, kaydetmek için kendimize sürekli bir şey. Ve aslında bu var ya, bu tam da aynı noktada fıtrat dediğimiz o özle aramıza inanılması güç, aşılması güç, büyük engeller koyuyor. Ben mesela Kredilikler Kurumu'nun bu sene fıtrat kavramını önemli bir problem alanı olarak gündeme taşımasını, bu konuya tarafında bir farkındalık yaratmasını hakikaten çok samimi bir çaba olarak görüyorum. Bu çabayı biz ne ölçüde açabiliyoruz, bu çaba içinde konuşabiliyoruz ayrı bir tartışma. Ama eminim ki herkes mesela şu soruyu sorabilir kendisi için. Bir rahip, bir papaz sorusuna dönüşmesi de istemem. Hani az hadi bir toparlanalım da bugün bir kurtulalım gibi çocuksu şeylerle falan uğraşmaya gerek yok. Biz Müslümanız. Ayarımız bazen bozulur bazen ama Efendimiz var. Onun varlığını hissettiğiniz zaman anında toparlanır. Toparlanır da çok güzel bir şey. Şunu yapmaya fırsat veriyor sanki Kredilikler Kurumu bu etkinliği yaparken. Ya bir kendi o özgün tabiatınla şimdiki halin arasında neler oldu? İş sadece fotoğraf değil hocam, beyazlanan saçlar değil. Başka şeyler de var. Resme baktığınızda sadece yaşlandığımızı mı görüyorsunuz? Belki hayat da çok değişiyor. Mesela eskiden daha insanlığınız belki. Sonra belki çok kaba bir adam oldunuz, çok kaba bir kadın oldunuz. Eskiden fitne fücur değildiniz. Ve iyi niyetinizden, saflıktan çok kaybetmişsiniz. Ama şimdi katlarlıktan kaybetmişsiniz. Bizi nasıl bir uygarlığın içinde yeniden inşa edecekleri konusunda son 200 yıldır bizi sürmeyen kalmadı yani. Bu topraklarda süren sürene yani. Böyle bir noktada yeniden toparlanmak, kendinize yeni bir, kendi kimliğinize, kendi otantik değerlerinize daha modern bir kanal açma konusunda biraz geçmiş durumdayız. Bir yüzyılın içinde yaşıyoruz, 2017'de yaşıyoruz. Kimsenin 1920'lerde falan yaşama hevesi yok. 1870'te yok, 1400'te yok. Ya bu gerçekliğe aykırı hayallerden çıkmak lazım. Ama ben 2017'de fıtratımla barışık olmak istiyorum.
kendi ruhumu hem kendim için hem sosyal çevrem için bir müjde olarak değerlendirmek istiyorum. Bu mümkün ama işte o kadar çok büyük travmalar yaşadık ki. Kültürel olarak yaşadık bunu, ideolojik olarak yaşadık. Aynı ailenin çocukları umudu başka kaynaklarda bulabildiler. Hepimiz savruldu. Yani Türkiye gibi bir ülkede 15 yaşımız yaşadık ya, daha başka bir şey konuşmaya gerek yok ki. Bu nasıl oldu? Evlatlarımız çalındı, rehin alındı, bize silah çektiler, bu toplum birbirine girdi. Hala daha her ailede inanılmaz bir gürültü patırtı var. Bu denge nasıl sağlanacak? Üstadım, tam da bu noktada bizi bunlar gibi ya da başkaları gibi sözüm ona kendi hakikatlerine, kendi dünyalarına, kendi ideallerine, kendi ülkelerine, kendi coğrafyasına, yaşantısına, bakış açısına çekmek isteyen insanlar, gruplar, düşünceler var. Hem kendimizi hem neslimizi, işte sevgili kardeşlerimizi bundan korumak adına fıtrat bize ne söyler? Fıtrat bize aslında, yani şöyle bir şey var. İnsan ilk kez yaşadığı bir günahta her tarafı titriyor. Her tarafı titriyor. İkincide titreme azalıyor. Üçüncüde titriyor. Yani ilk kez hırsızlık yapacağında, ilk kez yalan söylediğinde, ilk kez zina ettiğinde, ilk kez harama uzandığında onu tutan, ona bir filtre gibi diyelim, değil mi? Filtre belki uygun. Bir şey var ama sonra ona alıştıkça, başlangıçta da bunu gördüm, ona alıştıkça yavaş yavaş kanıksama, yavaş yavaş artık bu çok olağan rutine dönüyor ve sizi artık uyaran, toparlanmanız için çağrıda bulunan iç sesleriniz eskisi kadar güçlü çıkmıyor. Bunu biraz da siz bastırıyorsunuz. Burada biraz da bunu kendiniz yapıyoruz yani. Burada tabii vicdanın sesine kulak vermek lazım. Vicdanı da sürekli güncellemek lazım. Vicdanınızı eğer gündelik hayattaki yaşadığınız aymazlıklar, haksızlıklar, zulümler, tersine giden şeylere karşı suskunluklar, uyarılması gereken konularla, kenarda kalmışlıklarla kapatırsanız o vicdan size iyi şeyler söylemez. Onun için ben mesela dostluğun uyarıcı bir dili olması gerektiğini inanıyorum. Birine eğer dostsanız bu onun şimdiye kadar sürdürdüğü hikayelerine devam etmeye hakkı vermiyor size. Ama orada da şöyle bir şey var Arif Hocam. Dostlar da nasıl konuşacak yani? Konuşmanın bir dili yok mu? Bir estetiği, bir zarafeti yok mu? Yani sizin bana söz söyleme hakkına sahip olmanız, benim size bir şekilde böyle bir yetki vermiş olmam, sizin bana şamaratmanız mı gerekiyor? Kafa göz, yani adem yok yani. Nasıl konuşacaksınız? Yani bana omuzuma el nasıl atacaksınız? Benimle nasıl ağlayacaksınız? Çok romantik bir noktaya doğru gidiyoruz ama hakikaten bu da önemli yani. Hayatın gerçekleri bu, daha şey, evet, sıcak bir mevcut. Evet, bu dili kaybettik. Hep nota veriyoruz ya birbirimize, nota veren gibi konuşuyoruz. Düzelt kendini, ayarla kendini, toparlan. Böyle bir şey yok yani. Nefsi bir şey. İnatlaşıyoruz. Anında kendi gardımızı alıyoruz. Onun yerine mesela acaba ya ben buradaki bütün arkadaşlarımı söylediğim şeyle hemen hemen aynı noktada görüyorum. Yani hangimiz bir başka arkadaşın zıvanadan çıkmış, yoldan çıkmış hikayesine bir dakika falan deyip bir el atıyor. Bir el atıyor. Yani hikayelerimiz o kadar ağırlaşıyor ki üzgünleşiyor ve sonra bunu toparlamak, bağırsakların yapışması gibi bir şey yani. Belli bir noktadan sonra artık yediklerimiz geri gitmiyor, yapışmış bağırsak. Mesela hiçbirimiz annemizin, babamızın yanlışlarını konuşamıyoruz. Babadır yapar, annedir yapar. Onu bir kapattık bir kere. Sevdiklerimizi kaybederiz diye bir şey söylüyoruz. Kaybederiz, ne olur ne olmaz, 40 yılda bir buldum yani. Bunu konuşmayalım. Kendinizin de tadınız tuzunuz kaçmasın diye erteleyince geriye ne kalıyor? Geriye bireysel, atomize olmuş, soğuk, değişmek için, yakalamak için çok emek sarf etmemiz gereken hastalıklı bir dünya. Oysa öyle olmaması lazım. Yani iki dakikada kana karışmamız lazım. İki dakikada. Bir morfin kadar bile gücümüz yok. Dostluklarımızın dilini kaybediyor. Senin şarkılar beni çok tazeledi ya. Çok perişan oldum yani. Estağfurullah. 90'lara gittim. Gerçekten çok sağ olasın. Evet. Romantik iklime soktun abi bizi. Neyse soru hazırlıyorsunuz o zaman değil mi? Ara sıra görüyoruz. Zor basitler. Not alırken telefonlarınızı hem böyle kağıda kaleme falan diye. Peki hocam, referans noktasında madem hani vicdanı alıyoruz. Ben tekrar oraya atıfen sormak istedim.
Vicdan dediğimiz şey aslında bize kendimizi biraz da iyi hissettiren şeydir. Mesela bunu yapmak bana iyi geldi. Dediğimiz şeyle fıtratla örtüşen bir şey mi yapmış oluyoruz? Vicdan sesine kulak mı vermiş oluyoruz? Yoksa tersi bir pozisyonda da kalabiliriz? Tersi de tabii ki canım. Şimdi yani şu gerçek, içinde yaşadığınız toplumsal alan, toplumsal gerçeklik ilerleyen süreçlerde size iyiliğin, güzelin, doğrunun formlarını değiştiriyor. Siz Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yanlış bir şey yaptığınızda size hoş görünmeye başlıyor. Ters bir şey yaptığınızda o size güzel görünüyor. Çok da iyi bir şey yaptığınız işte yani iş geliyor geliyor toplumsal çevreyi yenilemek, düzeltmek, gözden geçirmekle düğünlenir. Mesela sadece kendinizle ilgili bir çaba içine girdiğinizde toplum için bir şey yapmış olmuyorsunuz. O kadar birleşik bir şey ki bu. Birleşik kaplar teorisi gibi. Yani kendinize döndüğünüzde Allah bizi bir içe kapanmaya davet etmiyor. Yani ben önce bir kendimi toparlayayım. Genelde bizim mistik geleneklerde var. Ya bırak toplumun düzeltilmesini bilmem ne falan. Ben oradaki dengeyi, en azından kendim için uygun olan dengeyi söyleyeyim. Evi unutup, aileyi unutup, çocuklarını unutup, dünyanın başka yerlerindeki insanları kurtarmaya çalışanlar problemli burada. Çok problemli. Evi kaybı. Yani hocadan zalim doğar, alimden zalim doğar ne demek ya? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ben o kadar büyük, nitelikli insanların utanarak andığı çocuklarına tanıdım. Utanarak andı. Böyle bir şey. Derste söyleyeyim onun nedenini. Milleti kurtaracağım diye evi unutuyor. Tersi var bir de. Bir de ben kendimi kurtarmak istiyorum falan deyip bu sefer toplumsal sorumlulukların tamamını erteleyen. Yani ne zaman bir gün bir haber mi gelecek de balkona çıkıp kendini kurtulmuşsa eğer? Böyle bir şey yok ki. Senin kendini kurtarman başkasıyla olan ilişkilerle bağlı. Emri bil maruf, nehyan-ı münker diye bir şey var. Mefsedetten uzaklaştırma diye bir şey var. Senin sokaktaki eylemin, duruşun, gülümsemen, selamın, elinden tutman, omuzuma elini vurman, benimle ağlaman senin kurtuluşun aslında. O kadar yani, da böyle var. Tebessüm sadakadır. Gerçi dinimiz var. Yani ne evet, itikafa gir 10 gün, 20 gün ama bu ömür itikafla geçmez sizin ömrünüz. Benimle olan irtibatınızla, dostlarınızla olan irtibatlarınızla alakalı. Onun için mesela bizim eve döndüğümüzde mahalleyi kaybetmemiz gerekiyor. Mahalleye döndüğümüzde evi ihmal etmemiz gerekiyor. Yani emin olun 15 Temmuz'da başımıza açılan gayrinin altında böyle şeyler yatıyor. Bunların belki sosyolojik çözümlemelerini yapanlar vardır. Hani insanlar ileri geri laf eder ama işin derinlerinde ne oldu? Bir bakmak lazım. Cemaatler var Türkiye'de. Bol miktarda cemaat var. Bizi kurtarmak için geldiklerini söyleyen bir sürü şey var, bir sistem var. Yani sizin için geldi. Sizi kurtaracak. Biz başka işimiz yok. Allah razı olsun. Ben bunlara dua edeyim. Ama bunlar biraz insan bekliyor ya. Önce bir kendini kurtarmışlığını görmek istiyor. Adamdaki konforu, adamdaki kibri, adamdaki tepeden bakmayı, adamdaki azgınlığı gördüğünüzde korkuyorsunuz. Bu beni acaba nasıl kurtaracak? Bu bireysel olarak olduğu gibi ya da cemaat olarak olduğu gibi aslında ülkeler çıkında da böyle. Yani bizim coğrafyamızda hala kan akıtan büyük büyük devletler, Amerika'sı, Şusumuz'u demokrasi getirmek üzere gelmemişler gibi buraya. Hala da aynı şeyler yürüyor. İnsan da olsa, cemaat da olsa, devlet de olsa fark etmiyor. Ve gerçekten de sizin de çok doğru tespitinizle insana ve insanoğluna savaş açmış her şey aslında direkt fıtratı taciz etmekle başlıyor. Yani mesela beni bağışlayın, herkesin bildiği şeyleri tekrarlıyorum. Bugünden beri konuştuğum her şey sizin bildiğiniz şeyler. Mevlana nereye çağırdı insanları? Yunus Emre nereye çağırdı? Şimdi siz demin andınız, Allah rahmet eylesin. Aşk değilse nereye çağırdı? Yani bakıyorsunuz aslında bu coğrafyanın ortak bir kimliğine çağırdı. Ortak kimliğin fıtratla buluşması çok güzel bir şey. Mevlana'nın yaptığı şey ne? Anadolu Moğol baskısı altında iniyor. Herkes birbirine girmiş. Anadolu'da birlik, beraberliği tutturmak mümkün değil. Herkes kendi iddialarıyla bir başkasını çökertiyor. Öldürmek artık şey, çok doğal bir şey olmuş. Hacı Bektaş Veli'nin yaptığı ne ya? Bu coğrafyada yeni bir kalıp üretmeye çalışıyor. Bu kalıp öyle bir kalıp olsun ki 500 yıl, 600 yıl ileride insanlar birbirlerine sıçaklasınlar diye istiyor. Yunus Emre'nin yaptığı ne? Hala onun ürettiği damardan daha güçlü bir damarla karşılaştık mı Yunus Emre? Allah'a Yunus Emre kadar güzel anlatan birine rastladık mı? Nasıl bir niyettir, nasıl bir
yönelimdir ki biz bugün onlarla besleniyoruz hala. Dolayısıyla yani orada onların bir kurtarma çabası var. Bir de böyle gelip bizi bizden kopararak kurtarma niyetleri var. O uyanıklığa ihtiyacımız var şimdi. Yani bizi gerçekten kim kendimizle baş başa bırakıyor, bizi kurtarmak için bize kendimize bakmamızı öneriyor. Ya da kim bizi kendimizden koparıyor? Bunların hepsi var, dediğiniz doğru. Uluslararası bir mekanizma bu coğrafyanın kaderiyle oynuyor. Her yerinde yaşıyoruz. Yani söylemek, yani Çin'den başlayın, Amerika'sı, Rusya'sı, Fransa'sı, Almanya'sı bu coğrafyanın kendi kaderiyle yüzleşmesine izin vermemek için elinden gelen şeyi yapıyor. Ama ben bütün bunları dışarıdaki güçlere bağlayarak böyle şeye yapmayı da istemiyorum ben böyle çok her şey. Yok tabii böyle bir şey yok. Yani. Çok kolaycılık. Mücellit Kapı Camii ile Araboğlu makasının arasında bir mahallede büyüdüm ben. Mücellit Mahallesi. Valla bizim orada bir Uğur abimiz vardı. Uğur abiyi gördük mü toparlanırdık. Uğur abi bizden uşaklık istemezdi. Elindeki çantaları eve doğru taşımamız için bizden destek istemezdi. Ama Uğur abinin varlığı hem bizim için garantiydi. Uğur abimiz var. Ama bir yandan da Uğur abinin hoşlanacağı, Uğur abinin bizde mutlu olacağı şeyleri, yani o kendimizi inşa etme. Ben 12-13 yaşlarından bahsettim. Şimdi Uğur abi de yok. Hiçbir şey yok. Kayıp mı? Hayır. Farkındayız. Olmayan şeylerin farkındayız. Toparlanacağız. Tekrar tekrar toparlanma azmiyle bu yokuşu çıkacağız. Bir sarp yokuşun ağzı çıkacağız. Evet. Pekala. Hacı Bektaş Şivli'ye Ahmet Yesevi, Pir Sultan, Yunus Emre, Mevlana. Evet bunlar Anadolu erenleri ve Anadolu'yu bu şekilde inşa etmişler. Aslında bizim millet olarak da kendi fıtratımıza döndürmüşler. Milletlerin de fıtratı varsa. Hazreti Pir'in, Yunus Emre'nin son bestelediği meselelerinden de inşallah bir gün dinletmek nasip olur. Söylersiniz işte. Ben gelmedim dava için, benim işim Sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diye diye gönül almışlar. Önce vermişler, sonra almışlar. Vermeden alınmıyor çünkü gönül. Çok teşekkür ediyorum sohbetinizden ötürü. Gençlerimizin soruları hazırdır umarım. Toparlayıcı mahiyette hocam rica etsem sizden. Fıtratımızı korumanın ya da fıtratı korumanın aynı zamanda insanı korumanın. Bir insanlığı korumanın daha iyiye, daha güzele, daha hoşa gitme olduğunu anladık. Bu konuda Allah bize nasıl bir yardım sunuyor? Fıtratı korumak noktasında yani. Tabii tabii. Ben bunun çözümü olarak salihlerle, iyi insanlarla, Allah'ı seven, Allah'ın sevgisine mazhar olduğuna tanıklık ettiğimiz insanlarla yakın olmamız gerektiğine bir kere inanıyorum. Yani yüzü meymenetsiz insanlarla biz bu işi götüremeyiz. Baktığımızda onun yüzünde şeyi görmemiz lazım. Onun temiz olduğunu. Onu görme biçimi sizde bir şeydir, büyük bir nimettir. Görebilmek bir nimettir. Görmek, karşınızdakinde o yüzü görmek, o da ayrı bir saadettir. Biraz azaldı, bunları çoğaltacağız. Ben tabii ki bir Müslüman olarak konuşmak durumundayım. Ben bu konularda kendi esas haritama, kendi özgün kişiliğime dönmek için önümde bir harita olduğunu biliyorum. Bunlardan birinin Kur'an-ı Kerim olduğunu biliyorum. Bunlardan birinin sünnet-i seniyye olduğunu biliyorum. Bunlardan birinin 1400 yılı aşkın bir gelenek içinde bunları nasıl harmanladılar, nasıl kavradılar, kendi kültürleri içinde bugüne nasıl taşıdılar, o geleneği de biliyorum. Bunların hiçbirini ıskalamadan, bunlardan birini birine yedirmeden, birini birine çarpıştırmadan, bu geleneğin sahih damarını yakalayıp o damara teslim olup ve bunu da ideolojiye dönüştürmeden, ben en doğru, ben hakikati temsil ediyorum, benim dışındakiler batıldır, sapıktır, yoldan çıkmıştır gibi ucuz ve toplumu birbirine düşüren o kategorilerden uzak durarak o damardan su içmeye başlamak lazım. Bundan daha kolay evet, hakikat olur. Hiçbirimizin tek eline alabileceği bir olgu değil. Bunu yapan insandan da koşarak uzaklaşın zaten. Şeyden Aykut'un etrafımızda farklı hakikat iddiaları olabilir. Ben bir damar denk geldim. Her şey orada. Oraya takılanlar Sırat Köprüsü'nü geçiyor. Oraya takılanlar Nuh'un gemisine giriyor falan diyenler olabilir. Ama ben hiç ona bakmam. Ben o gemiye binenlerin, o köprüyü geçenlerin yaşamına bakarım. Tutarlılıklarına, insanlık durumuna. En basit durumlarda bile nasıl insanlık gösterisine sahip olurlar. Onlara da korkmamak lazım. İyi insanlardan niye korkalım ya? İyi insanlara yakın olmak zorundayız. Bu kadar korkmaya da gerek yok. Ama ölçümüz,
haritamız, yöntemimiz ortadadır. Bunları falan küçümsememek lazım. Başkaları için de bunları duyurmak, onlara da bu tavsiyelerde bulunmak. Tavsiye edebilen bir insan gücünü nereden alabilir? Kendi tutarlılığından alabilir. Kendi tutarlılığını gerçekleştiremeyen insan tabii ki zorlanır yani. Onun için karşılıklı tutarlılıklarımızı artırarak, karşılıklı bütünselliğimizi artırarak, biraz da sevgiyi, Hristiyani anlamda söylemiyorum. Anladım. Sevgiyi kaybolmuş, üzerine yeteri kadar kafa yorumlamış, en az 100 yıllık bir kayıp olarak algılayıp tekrar o cümleleri kullanmak lazım. Ya seni seviyorum demek lazım ya. Seni özledim demek lazım. Neredesin demek lazım. Bunlar falan çok kaba saba bir birkaç Twitter'da birkaç kavram kelimeye harfe kaldı. Facebook'ta birkaç harfe sığındı. Bunları aşmak lazım diye düşünüyorum. Valla çok şey konuştum ama bunlar bana da geçerli şeyler. Yok az bile konuştunuz da süremiz elverdiğince ben de çok yadırgıyorum. Benim de alışamadığım şeyler var. Yani arkadaş yazıyor mesela işte S.A. abi. Niye bunu diyorsun? A.S.A.R.O. İBA filan. Ne yani? Bir şey ifade etmiyor. Bu kadar içi boşaltılmamalı. Selamun aleyküm yazmak zor geliyorsa merhaba yaz. Bir şey selam de sadece yani. Neler neler. Neler neler. Biraz da sizi katalım bakalım çocuklar işin içine. Neler nelerini biraz da sizle bakalım. Ben bir şey sormak istiyorum aslında. Hani biz yakınlarımızda hemen olmamız gereken bir dönemde daha çok kendi problemlerimizle hani yoğunlaşıyoruz. Kendimizle ilgileniyoruz. Birçok şeye kayıtsız kaldık çevremizde. Ama hani bize bu konuda bir verebileceğimiz tavsiyemiz falan var mıdır? Teşekkür ederiz soru için. Sağ olun. Doğru mu anladım? Biz kendi değerimize düşüp kimseyi etrafımızdakileri unuttuk mu? Evet yani aslında onu konuşuyoruz. Bunun bir dengesi var tabii. Ya biz Müslümanlar olarak sahip olduğumuz hakikatleri bir misyoner edasıyla başkalarına anlatma çabasında değiliz. Yani kimseyi kurtarmak, doğrudan gidip ona böyle dinin hakikatlerini bir buyruk paketi olarak sunmak gibi haşa böyle bir misyonumuz yok. Biz misyoner değiliz. Bize düşen tutarlı bir şekilde yaşadığımız, gerçekleştirdiğimiz şeyleri bir başkasına cesaretle söyleyebilmek. Yalan söylemiyorsanız başkasının yalanı üzerine eleştirdiğini anlamışsınız. Riyakarlık yapmıyorsanız başkasının riyakarlığına çok da rahat eleştiri yapabilirsiniz. Kendiniz kibirli, şişkin, egolu görmüyorsanız, öyle değilseniz başkasına zayıf olmasını önerebilirsiniz. Ama o konuları dediğiniz doğru yani. Gerçekten kendi halimize düşük. Biraz da hayat bunu yapıyor yani. Bu buna ne derler bilmiyorum yani. Çok atomize, çok bireysel bir şeye sarılıyor. Yani kendimizi kurtarsak sanki tamam olmuş gibi ama cenazenizi kim kaldıracak? Evet. Ben başka bir bağlamda anlattığım bir şeyi söylemek istiyorum. Geçenlerde Kızılcahamam'da bir cenazeye gittim Ankara'da. Zor bela yetişti cenazeye ama benim için çok önemliydi. Çünkü üniversiteden bir arkadaşımdı. Yaklaşık 30 yıldır görmediğim ama en azından ölümüne cenazesine gideyim falan diye gittim. Camiden çıkan arkadaşlar cemaat ölünün cenazesini kıldılar. Beraber cenaze namazını kıldık. Sıra şeye geldi. Mezarlığa gitmeye. Kapıya bir cenaze arabası belediyeye geldi. Bu da onda da bir sorun yok. Hepimiz el birliği içinde o cenazeyi arabasını şey yapıyorduk. Cenaze arabasına cenazeyi koyduk. Ondan sonra ben arabaya atladım. Mezarlığa gittim. Çünkü mezar başka bir yerde. Mezarlığa gittik. 17-12 kişi var. 17-12 kişi var. Bunlardan ikisi mezarlık görevlisi. Yani Allah'tan ki cenazeyi mezara koyma işi bize düşmedi. Yani bunu bilmem ki ben. Yani nasıl konacak, ritüeli nedir, nasıl uzatılacak, yani biz kıbleyi falan biliyor muyuz? Yani biz elimizde cep telefonu, iPhone'un, Android'in kıble gösterici şey olmasa kıbleyi gidecek şeyi kaldırmak işte. Yani hakikaten ya, evren çok tuhaf ya. Bu neyse 12 kişi ya. Demek ki diyorum bu şey, oradakiler protokol cenazesini kıldılar. Tabii yani adam cenazeye sonuna kadar gitmek bir vefa işidir. Adamın öyle bir vefa işisi. Ben onu çok utandım. Dedim ki ya benim cenazeme kim gelecek? Cenazeye gelecek şey işte unutmadığım insanlar da olacak. Çok mutlu oldum yani cenazesine koşup gittiğim için 12. adam. Üstad, teşekkür ederim.
tartışmasında bu konuşulmaz mı? Bu konunun teolojik tartışmalara sarkan iki tane boyutu var. Birisi bu, sorduğunuz soru. Bir de bu, kadın erkek eşitliği meselesi, uzun hikayede. Ben Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifine bu konuda çok sadakatle teslim olmasındayım. Ben de aynı onun gibi düşünüyorum. İnsanın yönelimlerindeki temel adres, yani onun yönelimlerindeki kişiliği, kimliği, dindarlığı, din içindeki konumu veya karşıtlığı, bütün bunlarda sorumluluk toplumsaldır ve toplumsal olanda Kur'an-ı Kerim'in sürekli olarak bizi içine çektiği, dikkat kesilmeye davet ettiği, öyle bir ateş ki hepimizin paçasına dokunacak bir şey. Yani ben mesela bu pisliğin parçası değil düşünüyorum. Ben işte bütün bu hikayeden uzak durmayı başardım. Bu karma orada yok. Balkondan oturup seyredip onun kurtulma imkanı falan yok yani. Dinin evren içinde bunu konuştuğumuzda böyle bir şey. İnsanlar Hristiyan, Yahudi olup olmamaları bunların kendi ailelerinden başlayarak kendi toplumsal yapılarını ilgilenen bir şey. Ama ondan sonraki süreç tamamen teolojik bir tartışma. Ben insanların kendi özleriyle ilişki kurdukları takdirde daha hakiki, daha sahip bir kanala ulaşma imkanları olduğu kanaatindeyim. Ancak bu tartışmayı en son cennetlik mi değil mi noktasına taşımamak gerekiyor. Çünkü bu işin içinden çıkılmaz yani. Ben bir Müslüman olarak iyi, doğru ve güzeli hangi kanallarda, hangi mecralarda öğrendiğime bakmak zorundayım. Ama bunları yaparken de etrafındaki her insanın benim irademden, benim bilgimden haberdar olan her insanın kaynağından sorumlu olduğunu bilmek zorundayım. Bu acayip bir konuk duyulur yani. Etrafınızda olup biten şeylerle kendinizi sorumlu hissetme duygusu, yanaşınızdaki bir çocuğun göz göre göre kaymasına tanıklık edip ona engel olamamanızın sonucu çok bağlayıcıdır ve İslam her durumda insanın akrabalar zekat öğrenip de var hocam. Zekatla ilgili şey direkt şeyden başlar insan. Kendi yakın çevresindeki hemen sosyal çevresindeki yoksullarla başlar. Hemen etrafınızdakilere göz kulak olamazsanız bu sorununu aşamazsınız. Uzun bir süre Muğla'da çalıştım. Muğla'da arkadaş var mı içinizde? Ben onu selam ederim. Muğla güzel bir yerdir. Herkes sanır ki Muğla hemen denizdir. Ama öyle değildir onun. Bodrum 3 saattir. Marmaris 2 saattir. Bu kadar kolay değil. Burada da şöyle bir şey var. Lojmanda herkes kurmak istiyor. Herkes teknik yapıyor. Ya niye bunu diyorum fakir fukaraya davranıyorsunuz? Kim var fakir? Köteki de insanlar açlıktan ölüyor. Ama şöyle bir algı var. Fakir yoktur herhalde Muğla'da. Muğla dediğin yerde fakir mi olur? Var mı? Ölüyor açına. Kendi yaşadığı çevreyle sınırlı görünce mi? Ama şöyle. Çünkü o sistematik içinde kendisine din öğretiyor, yoksulluk tanımını bilmiyor. Ne yolcudan haberdar, ne öğrenciden haberdar, yolda kalmıştan haberdar, hiçbir şeyden haberi yok. Dolayısıyla o fakir değil, kâr oldu esnafı anlıyor. Birkaç tur diye bir göçmeni anlıyor. Oysa yaşama karşı dikkat, duyarlı olmak diye bir görevimiz var. Mahalle dediniz hani kaybettiriyorsun. Şimdi apartmanlarda var mı bir şey? Yani karşı komşudan böyle steril bir konakta karşı komşudan tuz isteyebilir. İstemeye cesaret edemiyorsunuz bir, istediğinizde karşılıklı yadırmıyor. Yani ne? Ve biz birbirimizin ancak ölüsünün kokusunu duyduğumuzda haberdar oluyoruz. Onun için toplumsal sorumlulukları bilmek, etrafta ne oluyor, bunlara göz kulak olmak, göz kulak kes, ortaya koymak gerekiyor. Hristiyan ve Yahudilerin eninde sonunda Müslüman olmaları için ben şahsen Allah'a dua ederim. Öyle bir niyet içinde kendi Müslümanlarımı inşa ederim. Onlar yanında biz kurtulduk, çocukluğunu falan bırakmak lazım. Ama herkesin öbür tarafta ne olacağı konusu tamamen Allah'ın takdirindedir. Siz bütün bilinçliğinizle, bütün kurumsal dindarlığınızla cehennemin dibini koyarsınız. Hiç beğenmediğiniz bir hayat tadını cennetin anahtarlarına açar. Onu da bilmek lazım. İslam bize bu dengeyi veriyor. Bu şu demektir, o anda hepimiz hayatta haşa öyle bir şey olur değil mi? İslam bize öyle acayip bir denge öğretiyor ki, diyor ki siz iyi olun ama sonucu Allah'a bırak. Biraz dua etmeye gidin, biraz istemeye gidin. Her şeyin Allah'tan olduğundan emin olun, gerisinden korkmayın. Biz ama şöyle, tek tek yaptık. Eskiden bu FETÖ'cülerim vardı, namaz kıldım artı, oruç çek artı, bir de selam verdim artı, ya yok, şaka mı? Bunlar var.
iman cetvelinden çok gördüm dosyalarda. İman cetveli. İman cetveli. Şey, böyle bir numarada asılı, bir numara dört şey var. Var mı? Yöresel asılı. İman cetveli. Ne o? Şimdi ama yani sonuç, ondan sonra şöyle düşünüyorsunuz, matematiksel olarak size. Diyorsunuz ki, daha ne yapacağım? Tek yapacağım bir şey var. Allah'ın nasılını, rızasını kazanmak. Onu hep iman ediyoruz. Çünkü ona karşı söyleyecek bir şeyimiz varmış gibi konuşuyoruz. Namaz istedim, oruç istedim, bunu da tuttum. Hacca da gittim, bir daha gittim, bir de oraya gittim. Daha ne istedim? Daha ne istedim? Haşa, olur mu böyle şey ya? Benim Necdet Hocam'a şöyle bir sualim olacak. Az evvel dediniz ki fıtratımızı muhafaza edebilmek için salih insanlarla bir arada olmak, onlarla hemhal olmak gerekir. Fakat bazen hayatın farklı tezahürleri oluyor ve bazen böyle bir muhitte bulunamayabiliyoruz. Etrafımızda ki böyle insanları kaybedebiliyoruz veya bulamayabiliyoruz, arayıp da bulamayabiliyoruz. Böyle zamanlar için tavsiyeniz ne olacak biz gençlere? Ben bunu merak ediyorum. O tabii ki, teşekkür ederim. O konuşmaya varken, yani konuşmanın kendi konteksti içinde kullanılan bir cümle. Çok bir taraf yok yani. Hemen çıkıyoruz Sivas'a. Bu sağlı insanlar taş numarada oturuyor. Onlara yakın, hemen orada bir getto oluşturuyoruz. Erenler Mahallesi oluşturuyoruz. O kokuşma yapar, öyle bir şey yok. Yani ben bunu söylerken, bütün iyi insanlar bir yere toplansın, çay kapansınlar, dış dünyadan kendilerini yaratsınlar. Böyle bir şey yok. Bunun tarihimizde örneği Ashab Kehf'tir. Bunun da çok özel mesajları vardır. Mesajları çok doğru almamız gerekir. Çok iyi okumamız gerekir. Bunun dışında çevremizde iyi, aydınlık, temiz ve güzel şeyler sunan, yaşayan ve vaat eden insanlara mesafe koymamalıyız anlamında söylüyorum. Yoksa o eksikliğin olduğu yerde siz o eksikliği kapatmak zorundasınız kendinizle. Böyle bir şey yok, bir sorun yok yani. Hepimiz evliye olamayız. Ama hakikat yolunda olduğumuzu gösterebiliriz. Teşekkür ederim. Doğru yolda olduğumuz sürece o salih kişileri de karşımıza çıkartacaktır inşallah. Ben öyle inanıyorum. Bir soru daha alalım izninizle hocam. Siz seçin. Nedir? Yok. Şey gibi olur ya böyle. Değil mi? İltimas geçmiş gibi oldunuz yani. Siz bilirsiniz üstad. Bilmiyorum. Benim için soru yok. Sorusu olan istatı bir görelim önce. Soru da seçimimiz yok. Ama sorum ısındı yani. Biraz sert sorular gelmesin. Yok gelmez. Kardeşim söyle. Ailemizin yanlışlarını diyor gördüğümüzde böyle onlara nasıl söyleyeceğiz, nasıl geleceğiz? Şimdi hocam biz geleneklere bağlı olduğumuzdan dolayı şimdi yaklaştığım gibi onu ailemiz geleneklerimize bağlı olduğumuzdan dolayı şimdi ailemizin yanlışlarını söylediğimizde yok biz doğru yoldayız falan diyorlar. Yok öyle değil, sen bilmiyorsun falan diyorlar. Ama biz gözümüze baktığımızda şimdi biz onlardan da farklı dünyalar insanlar olmuş oluyoruz. Sen bu soruyu sorunca bütün salon kafa sallamaya başladı. Herkesin benzer bir sorunu var. Burada hani böyle bu soruyu kendim üzerinden aşmış birisi değilim önce onu söyleyeyim. Benim de kendi ailemde doğru olmadığını düşündüğüm bazı alışkanlıkların örneğin düğünlerde, törenlerde, bazı ikili ilişkilerde nasıl böyle acımasız, ağır bir şekilde önümüze gelip dayatıldığını biliyorum. Ama bunun bir dili olduğunu düşünüyorum. Eğer annenize uf ne demeyeceksiniz diye bir ilahiyeti varsa madem uf demiyor başka bir şey diyelim gibi bir uyanlıkla tevessül etmeden bir incelik bir üretmek zorundayız. Mesela genelde ilahiyatçı arkadaşlarda çok yaşanan bir şeydir. Çünkü onlar işlerin ortasından bir bilgiye sahip olduklarını düşünüyorlar. Ve annelerinin ve babalarının İslam'ı gelenek içinde yoğrulmuş alışkanlıklarına itiraz ediyorlar. Ve ilk darbeye göre ilk teklif ettikleri babaları oluyor. Yani babacığım sen şimdi şu anda kafir ol. Ya bu din var ya, bu din adamı karışıyor. Bu din birkaç yıl sonra sizi Paris meydanında masum insanları öldürmeye geliyor. Gidiyoruz, anne benim annem, baba benim babam. Onu kaybetmeden bir dili yok mu? Biraz da ona çalışacağız ya. Biraz da ona çalışacağız. Oldu mu kardeşim?
şu tarafta da bir arkadaşım Zeynep Altı diye bir görelim. Hocam terleme var. Oraya gidiyor. Salon nasıl sıcak? Nerede ana? Salon çok sıcak. Sıcak. Burası çok sıcak geliyor. Bu tarafta ışıklardan oluyor. Varsa bir küçük havalandırma iyi olur aslında arkadaşlar. İyi akşamlar. Buyurun arkadaşlar. Bu güzel program için öncelikle bize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben de burada biraz da işi gündelik hayata çekerek bir soru sormak istiyorum. Sıklıkla günlük hayatta kullandığımız kadınların fıtratında vardır, erkeklerin fıtratında vardır gibi kelimeler, ifadeleri çok sık kullanıyoruz. Veya insanoğlu çift denmiştir gibi ifadeler kullanıyoruz. Bu programın çıkışında da herkesin hayatında bir şeyleri düzeltmesi adına sormak istiyorum onlara, siz değerli büyüklerimize. Bu ifadeler doğru mudur fıtratla alakası olarak, böyle ifadelerin kullanılması? Ve salona her giren arkadaşımız, büyüklerimiz için de sormak istiyorum. Aklımızda, tam aklımızda duran bir basamak şeklinde bir ifade var. En üstte fıtrat ve şöhretin yer aldı. Bu basamak sizi gördüğünüzde nasıl bir yorum aklınıza geldi? Yani ne düşünüyorsunuz? Çünkü herkesin salonda o görüntüyle ilgili bir yorumu var. Ben sizlerin yorumunu merak ediyorum bu konuyla ilgili. Ve deminki söylediğim işte erkeğin fıtratında vardır, kadının fıtratında vardır veya insanoğlu çiğ süt emmiş gibi ifadelere baktığımda ben kendi yorum olarak ego, kibir gibi değerlerin etkisiyle olduğunu düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz onu merak ettim, onu sormak istedim. Ben şimdi çok kesin öden cevap verebileceğini düşünüyorum yani hazır cevapları da var benim. Ben Hazreti Hatice'nin, Hazreti Fatma'nın, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Rabia'nın olduğu bir dünyadan geliyor. Bu dünyaya giden birisi olarak. Bunlar bizim geleneğimiz için de üretilebileceği, bu geleneğin için bize rol model olarak önümüze çıkabileceğine inanıyorum. Hiç kimseye gitmeye gerek yok. Kendi annemi bir model olarak görüyorum. Ve annemin davranışlarını, annelik rolünü konuşurken hiç onun kadınlık tiyneti diye bir şey gündeme gelmiyor. Onun o annelik rolünün aynı gelenekte olduğu gibi bugün can canlı sürdüğüne inanıyorum. Tabii ki bizim gündelik yaşam içinde hayatımızda öğrettiği bir kadınlık pozisyonu, erkek dili var. Siz erkekler var ya diye başlayan cümle havada bir cümle değil. Hayatın içinde görüyor sizin ne olduğunu. Siz kadınlar var ya Allah, bunu da biz yine hayatın içinde öğreniyoruz. Bu başka bir şey. Bu tecrübelerimizle edindiğimiz şey. Onları da ıskalayamayız. Tecrübemi atar mı bir tarafa ya? Burada da benim bir kazandığım şey var. Ama bunun fıtratla bir ilgisi yok. Fıtratla Allah hepimizi öz olarak, deniz olarak biz günde kültür, sosyoloji, antropoloji, psikoloji içinde, bu kargaşa içinde, bu tinette, bu karakterde çoğaldık, çeşitlendik. Bunların bazılarından vazgeçmeye de niyet yok. Yani Hazreti Peygamber'in muhtemelen eşlerinin zaman zaman Peygamberimizin de bunalttığını biliyorum. İşi neşeli bir şekilde hatırlamaya çalışıyor. Kendi eşim de beni bazen bunaltıyor. Ama bu bunalttığı zaman haşa siz kadınlar diye bir cümle kuracak yetkinliğinde elimde bir referans yok yani, bir ayet, bir artısı yok. Ama biliyorum hayat böyle bir şey. Biraz durdur, biraz gevezelik, biraz kibir, biraz kavga, biraz hadi gidiyorum, hadi biraz şarkı. Ama sonuçta yine dönüp ulaşacak. Ne olacak hocam yani hayat şeysi olur, bunlar olmadan hayat mı olur? Bunlar hiç olacak. Mahvolacaksınız. Ama toparlanıp eve geleceksiniz. İşte daha başındasınız. Bir de fıtrat dediğimiz şey işte boy, karakter, mizaç, tabiat gibi sıfatlar olacak şeyler var mı içinde? Hepsinden farklı oluyor. Yani ben oralara girmek istemedim. Yani gençler neredeyse, yani mesela evlenirken muhatabının burç listesini alalım. Hangi burçlar? Hangi gün doğmuş? Yükselenin ne? Aslan burcuysa aslanla acaba kovanın nasıl olur falan. Bu kadar yani bilimsel bir dünyada yaşayan insanların böyle astrolojiyle bu kadar ilgilenmeleri vallahi cahiliye alışkanlığı. Toparlamak lazım. Yani işin eğlencesi, dedikodusu, gevezeliği olur da bu kadar gerçekten ciddi ciddi evleneceği erkek aynı zamanda ahlak burcuymuş. Evleneceği bayağı maalesef işte bilmem yay burcuymuşundan bunlardan çıktı, kötüye kalacak. Allah böyle nevrotik bir kuşak geliyor. Bunlar çok hastalıklı şeyler. Bir şey yaşayacaksan onu da yaşayacaksın, onaracaksınız yani. Ne yapalım? Kader diye bir şey var. Yok mu insanın hayatında ihtiyacı? Neler çekiyoruz? Tamam. Pekala. Son bir soru arkadaşlar.
İlk tüm parmak kaldırıyorsa, ilgini kaldırıyorsa hep gençler. Yine gençler geldik. En öndeki kardeşim. Kendinizi de tanıtırsanız seviniriz. Kaya Kaya İdaresi Yaşıma Müdürü Oğuz ben. Bir daha tanıtırsanız. Kredürtler Kurumu İdaresi Yaşıma Müdürü Oğuz. Hocam şu şekilde bir sorum olacak. Çocuk doğuyor, yiyemiyor, hareket edemiyor, konuşamıyor, yaşıyor, 80 yaşına geliyor, özlemiyoruz, tekrar konuşamıyor, tekrar hareket edemiyor, tekrar yiyemiyor. Bu bir fıtratla alakalı bir durum mudur hocam? Bunu o şekilde açıklayabilir miyiz? Hocam bunu ben bilmem, bunu ilahiyatçılara ve fıtratçılara sor. Sevgili dediğin 50 yıl 60 yıl koruyorsak ne var bunda? Ama
Thank you.
falan diye. İtiraf edeyim, hem de sizi tebrik etmiş olayım bu anlamda. Bugüne kadar bu programla ilgili herhalde 7-8 program yaptık. Hiç sosyal medyada bu kadar bir şey olmamıştı, reklam olmamıştı. Bu tamamen sizin başarınız. Kendi görebildiğim mecralarda gerçekten öyleydi. Eğer o zaman vakti varsa, salonun hocam müsaadesi varsa... Bundan bir 5-6 ay önce aslında biz buradaydık yine. Başka bir programla alakalı olarak, 6. mevsim programıyla Nurullah Genç abimizle birlikte. O zaman biraz daha şey böyle, vatan millet üzere gidiyorduk. Şimdi aynı şey, aslında hepsi aynı mayadır. İşte ben de bu mayayı güzel ülkemize çalanlardan bir büyüğümü, Barış Mahmutçoğlu, Barış abimi, saygıyla, sevgiyle anlaştırıyorum. Kendisine sadece çocukluğumdan beri dinlemekte kalmadım. Gün geldi, onunla birlikte yol yaptık, birlikte yemekler yedik, çok söyleştik. Aynı sahneyi paylaşma onurunu da yaşadım. Onun güzel hatırasına, onun bir eserini, sizin de eşlik edeceğiniz bildiğim bir eseri birlikte söyleyelim ve öyle bitirelim inşallah. Ne olsun diyeceğim şimdi, bir sürü tabii. Son kalan bir küçük resim şimdi.
şimdi koyup da bir başına bırakıp gittin beni. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu güzel dileği yaşasaydın. Hazır mıyız şimdi? Bir gün belki hayatta geçmişteki günlerden bir güzelliği ararsın. Bak o zaman resmine, gönül kanı yaşları. Söyleyince, Cem Baba'dan da söylemeden olmaz diye düşünmüyorum. Sözü insan olduysa yapalım. Barış abimizin son sözleri bizden size dua olsun. Sevdikleriniz öyle uzağınızda falan değil. İnşallah hep böyle yakınlarınızda, yanı başınızda görürsünüz. Cem abiyi de anmak istedim çünkü her ikisinin de vefatına şahit oldum. Biz de o mezarlığa gittik. Bir düzineden tabii çok daha fazlaydık. Ve Cem abinin bir tane vasiyeti vardı. Derdi ki, gençler, ben de bir gün öleceğim, toprak olacağım, kara camete gömüleceğim. Beni dedi, sakın ola alkışlarla, ıslıklarla falan uğurlamayın. Tekbirlerle uğurlayın demişti. Biz de öyle yaptık. İnşallah herkesin de mekanı cennettir. Hem müziğimiz adına hem bu toplumun değerlerini anlama adına çok önemli işler yaptılar. Programda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Erdoğan Tunç Beyefendi'nin şahsında KYK Sivas'a ve elbette ki sizlere sevgili gençler. Ve bir de Necdet Sıbaşı hocamız. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.